Ankara ve Şam Bağdat'ta görüşecek. Irak medyasına konuşan bir merkezi hükümet yetkilisi, Bağdat'ın Şam'la Ankara arasındaki arabuluculuk çabaları sonucu Bağdat'ta bir toplantı yapılması kararı alındığını açıkladı. Iraklı yetkili ülkesinin Ankara-Şam diyaloğunu kolaylaştırma girişimlerine devam edeceğini söyledi. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani de Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta bölge ülkeleri birbiriyle uyumlu hale nasıl gelir diye bir rol üstlendik. Suriye ve Türkiye arasında da bir uzlaşma ve diyalog zemini oluşturmaya çalışıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Irak Başbakanı Sudani 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamadaysa Türkiye ile Suriye arasında uzlaşma sağlanması için hem Beşar Esad hem de Tayyip Erdoğan'la iletişim halinde olduğunu belirtmişti. Sudani yakında bu konuda bazı adımlar göreceğiz demişti. Suriye topraklarını işgal eden Amerika destekli terör örgütleri buradan hareketle Türkiye ve Irak topraklarında da faaliyet gösteriyor. Türkiye, Suriye ve Irak aynı kaynaktan yönelen güvenlik tehditleriyle mücadele ediyor. Bu açıdan üç ülkenin işbirliği güvenlik alanında zorunlu görülüyor.